Evet kıymetli dostlar, yepyeni yeni introlardan bir tanesiyle de karşınızdaydım. Nasılsınız? iyi misiniz? Bayram nasıl gidiyor? Aman dikkat. Bak, fazla şekere abanmayalım. Tamam oruç tuttunuz. Tamam kabul. En güzel orucu siz tuttunuz. Tamam tamam sakin. Ama yani fazla da şekere abanıp da e, hani sonra bir cır 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 seslerini çıkarttırmayalım arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Michi Batshuayi. Fenerbahçe'nin golcüsü Batu Şuhayi, Sarı takımda yakaladığı istikli, istatistiklerle dikkat çekiyor, diyor. Bir de ben şunu söyleyeceğim, ben videoyu çekiyorum, çekmesini ama ne zaman paylaşabileceğimi bilmiyorum. Sonuçta Olympiakos maçımız var. Perşembe günü, Perşembe günü de sabaha bir tane video çekip Batu'nun canlı yayında, sizlerle canlı yayında buluşma fikrim var. Ama nasip arkadaşlar. Neyse, şimdi Türkiye kariyerine Beşiktaş'ta adım atmıştım. Ve 42 maçta 14 gol sevinci yaşamıştı. Ama Fenerbahçe'de ise maşallahı var. Geçen sezon 32 maçta 20 gol atan futbolcu. Bu sezon şimdi 21 gole ulaştı. Hani 32 maç derken arkadaşlar 32 çarpı 90 diye hesaplamayın. 32 çarpı 55 falan diye hesaplayın. Çünkü orada da böyle tam oynamıyordu. Şimdi Liyeç dönemine geçebilir. 68 maçta Fenerbahçe'de 41 gole ulaşmış. Dakika bazına vurduğunuz zaman belki 41 maç bile yapmıyor arkadaşlar. Standart DH döneminde de gayet iyiymiş. Ve Belçika ekibinde 4 sezonda 44 gol atmış. Fenerbahçe'de 41 gole ulaşan futbolcu Edin Dzeko'nun arkasında durmaktan başlangıçta çok rahatsızdı. Ancak sonra dedi ki ulan dedi benim arkasında durduğum kişi Edin Dzeko. Yani bir dünya markası. Dzeko bir dünya markası. Hocam o Beko değil miydi? Ya? Lan Ha Dzeko, Ha Beko. Ne olacak? Ya ben bir şey söyleyeceğim. Aklıma benim bir şey geldi. Süper Ligi iki gruba ayıracaksın diye bir şey geldi. Yani son dönemde yaşanılan haksızlıklar özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu ayak oyunları, düzenbazlıklar, düzenbazlıklar demeyeyim düzeni bozmalar, düzen bozmalar. bir öyle gözükmeler bir böyle gözükmeler sosyal medya hesabında iyiyiz iyiyiz deyip gerçek hatta kötü olmalar. Şimdi mesela Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın olduğu grup birinci grup olacak. Galatasaray ve A2 takımı Trabzonspor'un olduğu grup ikinci grup olacak. Aa hocam işte Beşiktaş size yatacak ya ondan. Yok hayır benim amacım Galatasaray ve Trabzonspor birbirine düşsün. Trabzonspor taraftarı gerçek Galatasaray'la bir yüzleşsin. Gerçek Trabzonspor'u da Galatasaray görsün. Bir orada bir hesaplaşsınlar istiyorum. Öncelik bu. Yani iki takımın e, aynı grupta olması sebebi bu amacı bu. Sonra her grup iki yani her grup iki grupta 9'ar takımdan oluşacak. Çift maç yapacaklar. Çift maç derken bir burada bir orada değil. 2 burada iki orada yapacaklar. Yani 18 18 36 maça çıkacak takımlar. Çift maç haftalarım. Ha 9 9 yaparsan 8 8, 8 pardon özür dilerim. 9 9 da 8 8 16 16 16 32 maça çıkacak takımlar. 32 maça çıktı mı? Çıktı. Çok güzel. Sonrasında ilk ikilerdeki takımlar şampiyonluk için çifter maç yapacaklar. İlk iki sıradaki takımlar. Yani mesela bu sıradakinin ilk ikisiyle bak 32 maç cepte. Ee, ne yapacaksın? Oranın ikincisiyle çift maç. Sonrasında oranın birincisine çift maç. Toplam kaç maça çıkmış oldun? 4 maça daha çıkmış oldun. 36 maç. 36 maçta e, ilk grubun bitti ya. Puanlar yarı yarıya hesaplanacak. Buradakiler de eklenecek. Yani buradaki 4 maçında eklenecek. Ne yaptı Paşam? 36 maç sonunda puan tablosundaki şampiyon. Şimdi ilk ikiler şampiyonluk grubu. Bitti. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. 3, 4, 5, 6. sıradaki takımlar ise Avrupa Kupası için çiftler maç yapacaklar. Yani Türkiye Kupası gibi bir şey değil. Başka bir şey. Hani sıralamada 5. olmak için, 6. olmak için yarışacaklar ki böyle olursa zaten 6 takımımız da Avrupa'ya gider merak etme. Belki 8 takım da gider. 7. 8. 9. takımlar ise düşmemek için oynayacaklar. Yani 6 takım düşecek 3 takımı belirleyecek. Bunu şöyle de yapabilirsin. 5, 6, 7, 8, 9'u da yapabilirsin. Ama 7, 8, 9'u da yapabilirsin. Sonuçta e, bunlar maçını birer maça da düşürebilirsin. Mesela 6, 7, 8, 9. 4 takım buradan, 4 takım buradan, 8 takım. Birer tane e, oradan maç yapıp ya da ikişer tane oradan maça. 6 maça da çıkartabilirim. Ya da 5, 6, 7, 8, 9 da yapabilirsin. Sıkıntı değil. Bu sonuçta 5 takım oradan, 5 takım oradan, 10 takım. 5 maça da düşürebilirsin. Yani yapabilirsin bir şeyler. Sen o zaman bak bakalım kimse mücadeleden kaçıyor mu? Ha böyle bir öneriye eminim Galatasaray red cevabı verir. Trabzonspor red cevabı verir. Eminim. Bunlar da biliyor FIFA Fenerbahçe Ankara gücü maçının var kayıtlarını isteyecek diyor Ahmet Çakar. Şimdi Ahmet Çakar sadece var kayıtlarını isteyecek demiyor. Hakemlerin nefes almasına kadar her şeyi istiyor diyor. <laughs> Bakın burada bir kolpalık var. Bu haberi böyle veren Galatasaray sayfaları es geçiyorlar. Diyor ki Fenerbahçe'de Crespo'ya penaltı vermemek için ta nereye gidip yalandan faul ürettiler diyor. Yani Fenerbahçe'nin hakkının <laughs> yenildiği net maçlardan biri. FIFA bu maçta Fenerbahçe'nin hakkını yenildiğine hükmetmiş arkadaşlar. Ama olur mu hocam? Emre Belezoğlu size yatırdı hocam. Son dakikada gol attınız. Bir şey söyleyeceğim. Sadece Ankara gücü maçı mı? Mesela Samsun spor maçı. Mesela Alanya spor maçı. Bakın bakalım o maçta verilen hakem kararlarına. O maçta verilen e, şeylere. Verilen verilmeyen kartlara. Bir bakın. İyi de hocam Fenerbahçe Samsun'dan beraber kal. Salaklığına Alanya'na salaklığına kal. Sen bunu bu şekilde yorumluyorsun. Sen bunu bu şekilde yorumluyorsun. FIFA delegeleri bu şekilde yorumlamıyor. Fenerbahçe mesela e, çoğunuza sorsam Galatasaray'a maçı. Hocam sıradan bir maçta hakemlik bir şey yoktu. Hatta Ciku Icardi'ye vurmuş. He? O penaltı verilmemiş. Neler var o maçta? Bir açın izleyin. Abdülkerim yere düşerken elle topu alıp stop ediyor. Hiç alakasız bir şekilde o sayının sırtına sıçrıyor. İki penaltı birden var o pozisyonda. Aynısı Fenerbahçe yapsa penaltı vereceklerdi. Bir bakın o, o maçta verilmeyen Galatasaray'a verilmeyen kartlara falan. Neyse ben çok girmeyeceğim. Ben size şunu söyleyeyim. FIFA ülkemizi yasa dışı bahisten dolayı ablukaya almış durumda. Murat Sancağ'ın açıklamaları da zaten hani üstüne krem şanti oluyor. Dikkat edin Murat Sancağ da bir Allah'ın kulda gidip de ne oldu ne etti diye de sormuyor. Ne hikmetse. Ve çok yakında FIFA Türkiye liglerine operasyon yapacak. Tutuklamalar olacak diyor Ahmet Çakar. Ben tutuklama konusunda bir şey diyemem. Benim o kadar şeyim yok. Ee, uyumum yok. Ben o kadar etraflıca düşünemiyorum. Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe FIFA'ya da UEFA'ya da başvurdu. Hem Osterwolde'nin ve İrfan Eribayat'ın aldığı cezadan dolayı, hem Süper Lig'e karışan siyasetten dolayı, hem Fenerbahçe aleyhine işleyen sistemden dolayı. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki amaç buydu. Buradaki amaç buydu arkadaşlar. Ve dahası da var. Daha detaya da gireceğim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin transfer rakibi Inter diyor. Şimdi bu haberleri bilinçli veriyorlar. Kafalar dağılsın diye. İşte Fenerbahçe Martial için Inter'le yarışıyormuş da falan filan. Arkadaşlar ben sizi temin edeyim. Şu anda transfere dair hiçbir görüşmemiz yok. Ha sadece ee, e, Pedro'nun menajeri sözleşme fesik görüşmeleri için görüşüyor. Onu Mario Branco yapıyor. Fenerbahçe açısından bir olay yok. Zaten şunu söyleyeyim. Euro 2024 var. Kulüplerin transfer politikaları buna göre değişecek. Birçok şey buna göre değişecek. Ben şey de çok merak ediyorum. Ahmet Çakara, ee, Rasim Ozan Kütahyalı. Acaba Rasim Ozan Kütahyalı'na ilgili bir Allah'ın kulu da lan bu adam da yıllarca FETÖ'yü savundu etti. Sonra Fenerbahçe operasyon dedi falan diye bir şey diyecek mi? Garip. Şimdi Batshuayi düşünmüyormuş da yerine Martial'i düşünüyorlarmış şu da yerine Inter'de varmış da arkadaşlar geçin bu dedikoduları. Ben transfere dair şey yapmayacağım. Peki hocam sen bize bir, şey söyle de ki şunlar şunlar oldu da o yüzden FIFA gelecekten. Tamam arkadaşlar Türk futbolu böylesini görmedi. Alın size ben bu sezon neler yaşandığını şöyle kısa kısa anlatayım. Bayramda da böyle şeker tadında bir şey olsun. Ankara'da hakeme saldırıldı. Anlatmama gerek var mı? Ankara gücü, Faruk Koca, Halil Umut Meler üçgenini. Grup yaptılar. Üçlü grup. Rize Spor maçının içinde. Ve o Halil Umut Meler sonrasında hakemliğe adım atmayacağım dedi. O Halil Umut Meler'i Trabzonspor hakemliğini bitireceğiz dedi. Ne hikmetse Galatasaray'a menfaati var diye sustu Trabzonspor. Halil Umut de devam ediyor. Süper Lig ara verildi. Biliyorsunuz Mehmet Büyükekşi olayın ardından artık yeter diyoruz dedi. Sonra e, Fethullah Gülen'den cümleler kullandığı iddia edildi. Sosyal medyada maalesef sahadan çekilme gerçekleşti. Bu olaydan tam 8 gün sonra 19 Aralık 2023'te Türk futbolu sahadan çekilmeye tanıklık etti. TFF'nin kararı İstanbulspor yönetimi Trabzonspor maçında çekildi. Ve Trabzonspor lehine hükmen 3-0 kabul edildi. Suudi Arabistan'da kriz Suudi Arabistan'a götürüldü Türkiye Süper Kupası Cumhuriyet'in 100. yılında. Artık Cumhuriyet'ten mi rahatsız olundu? başka bir şey mi hedeflenildi düşünceleri içerisinde. Ee, ki özellikle Galatasaraylı arkadaşlar bunu çok söylüyorlardı. Atatürk 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 dediniz. Alın götürdünüz bizi oraya falan dediler. Sonra Fenerbahçe e, Cumhuriyetin 100. yılında Suudi Arabistan'da oynanacaktı. Zaten tepkiler yoğundu. Dediler ki Fenerbahçe yüzünden gittik dediler. Bir ortaya bir algı attılar. Dediler ki Fenerbahçe Arap sevecisi, Atatürk düşmanı dediler. Sonrasında oraya gidildi. Ardından Fenerbahçe'de, Galatasaray'da sağdan çekildi. Ancak Galatasaraylı arkadaşlar dedi ki biz Atatürkçü falan değiliz. Fenerbahçe Atatürkçü sağdan çekilendi. Onlar Ali Koç organize etti. Atatürk'üm de Atatürk'üm dedi. Bu herif de ne kadar Atatürk'ü seviyormuş ya. Allah Allah. Oysa biz öyle değiliz falan dediler. Sonra Murat Kurum'a yana okşatma olayı var. Bir siyasi parti seçiminde yani bir e, yerel seçimde Murat Kurum Türk İstanbul için büyük şanstır gibi bir cümle kuran Galatasaray başkanlığı birçok rakip takım taraftarı eleştirirken aklı selim 3-5 tane Galatasaray taraftarı da eleştirdi ve dedi ki bir Galatasaray başkanı asla böyle bir şey söyleyemez dedi. Ben Galatasaray'a hizmet değil ihanet ediyorsun diyenler de oldu. Ama tabi durumdan memnun olanlar da oldu. İyi dedi bak AK Parti kazanırsa bize ihale mihale verecekler dediler. Yani sosyal medyada bu ihaleler falan da çok konuşuldu. Ben demiyorum bunlar. Bunların hepsi sosyal medyanın <laughs> kayıtlı gündeminde olan şeyler arkadaşlar. Sonrasında bitti mi? Mete daha rezaletin çok boyutu var. Daha neyini duydunuz ki? Zeminler gündem oldu. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe Suudi Arabistan'da Atatürk yüzünden sağdan çekildi Atatürkçü takım. Ama seçimleri Murat Kurum kaybedince, AK Parti kaybedince, yani Atatürkçü adlandırılan CHP kazanınca Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında Galatasaray futbolcuları alel acele hazırlanmış Atatürk tişörtleriyle sahaya çıktılar. Bu da tabii insanlarda çok farklı izlenimler uyandırdı. Hatta birçok kişi hala soruyor. Dem parti kazansaydı kimin fotoğrafı olacaktı diye. Ya böyle de bir soruyu soruyorlar. İnsanların aklında oluşur. Zeminler gündem oldu. Galatasaray'ın Ankara gücünü oynayacağı maçın zemini gündem oldu. Ama Fenerbahçe haftalar önce o zeminle ilgili sıkıntı var dediğinde Galatasaraylar oynayın devam demiştim. Fenerbahçe Rize deplasmanında sunun, suda maç yaptı. Ancak hiç ağlayıp sızlamadı. Gitti kazandı maçı galibiyetle sonlandırıp <laughs> yoluna devam etti. Bitti derken Trabzon'daki malum olaylar 17 Mart'ta yaşanan olaylar, Sevkler, cezalar gündeme UEFA ve FIFA Pro uyarıda bulundu. Sakın Fenerbahçe futbolcularına ceza vermeyin. Çünkü veremezsiniz demesine rağmen yine de o cezalar verildi. Fenerbahçe tabii bunu UEFA ve FIFA'ya taşıdı. Bakalım son nihai karar ne çıkacak? Keşke Türk takımlarının tamamını Avrupa'dan men etseler, hiçbir takım Avrupa'ya alınmasa, onlar da rahatlasa, bak emelimize ulaştık, amacımıza ulaştık, Türk futbolunu iyice mahvettik deseler de, herkes memnun olsa, mutlu olsa. Bitti mi bitmedi? Sevkler, cezalar, olağanüstü genel kurul kararı. Yani Trabzonspor'a ödül verildi. 6 maç denildi, sonra 3'e 4'e falan düşürüldü. Para cezası değiştirildi falan filan. Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı Fenerbahçe. Dedi ki Trabzon'da yaşananların ardından olağanüstü genel kurul ve ligden çekilme gündemiyle toplanıldı. Sızdırılan kayıtlar oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki gerginlik malumken 25 Mart tarihinde 1 Mart'taki hakemlerin eğitim toplantısındaki konuşmalarının bir bölümü sızdırıldı ve Galatasaray'ın Antalyaspor'u hakemle yendiği de tescillenmiş oldu. Oradaki hakemlerin açıklamaları infiale sebep oldu. Ancak Galatasaray'ın federasyon içindeki personelleri de toplantının tamamını verelim de Fenerbahçe iyice rezil olsun dedi. Fenerbahçe'nin 90 artılarda kazandığı penaltı için ya ben o an öyle gördüm de işte bilmem neyi falan filan cümleleri kurulsa da 72. dakikadaki pozisyon için evet bu penaltıyı da kesinlikle vermem lazımdı. Ben bunu nasıl vermemişim Allah Allah cümleleri kuruldu ve o penaltıyı yaptıran oyuncu ikinci sarıdan atılması lazımdı. Yani Fenerbahçe çoktan ikinci penaltı atıp öne geçip Rakibi 10 kişi kalıp alacağı maçı 90 da aldığı penaltı yüzünden ee, nasıl diyeyim size tartışmalar ışığına geçti. Bu arada 50 oynamayı kabul ediyor ama net delil yok diye kabul etmiyor. Ben de şunu merak ediyorum. Full HD kameralarla, full HD sistemlerle net delil nasıl olmaz? Demek ki delil karartıyorsunuz. Demek ki full HD görüntüleri vermiyorsunuz. O zaman hiç kimsenin yayıncı kuruluşu satın almasına gerek yok. Bitti mi? Bitmedi. Fenerbahçe 2 Nisan'da toplandığı yüksek katılımlı bir olağanüstü genel kurul. Toplantısı yapıldı ve alınan yetkiye göre Süper Kupa finaline çıkılmaması ya da U19 takımıyla çıkılacağı duyuruldu. Fenerbahçe ayrıca iki sezon boyunca Türkiye Kupası'nda yer almayacağını açıkladı. Çünkü biz bu eylemi yaptıktan sonra bizi Türkiye Kupası'na almamanız lazım dedi. Hani siz de eşek değilsiniz herhalde bizi almayacaksınızdır dedi. Hani siz bizi alm almıyor değil biz gitmiyoruz denildi. Ve olaylar için verilen cezalar açıklandığı Trabzonspor 6 maçı yerçisi oynama tahkim sonra bunu 4'e düşürdü. Osterbolde ve İrfancan Can Eribayat'a UEFA ve FIF Pro sakın ceza vermeyin demesine rağmen federasyon bize kimse karışamaz. Biz Muz Cumhuriyeti'yiz cümlelerini kullanıp bu cezaları verdi. Süper Kupaya Fenerbahçe U19 takımıyla çıktı. Galatasaray tarihte eşine benzerine rastlanılmamış bir korkaklıkla. 3 futbolcusuyla Fenerbahçe gençlerine biz topu taca atacağız. Kime geçerse taca atsın deyip topu taca atmayıp Fenerbahçe kalesine gol atmak için yüklenip golü de atıp Fenerbahçe sağdan çekilince de ya işte ne yapacaktık Fener'in gol atmasını mı bekleyecektik? Onlar da bize pres yapıyordu. Yalanını uydurdular ki Twitter hesabında da mevcut arkadaşlar. Video var açıp bakabilirsiniz. Yani bir futbolcunun bir futbolcuya 15 metre yaklaşıp da orada durmasını pres olarak algılayacak kadar beyinsiz olmayan herkes. Angut olmayan herkes demiştir ki hocam tamam Fenerbahçe futbolcuları yer tutuyor. Topu alıp bir an önce acı atma niyetindeler demiştir. Ki Galatasaray cephesinde de hiçbir Allah'ın kulu öyle bir şey olmadı. Biz çocukları kandırmadık falan diye de ne kendini savunmaya geçmiştir ne bir şey demiştir. Yani durum bu. Fenerbahçe de haliyle sağdan çekilmiştir. Karısı o anda başka görüntüler paylaşan Icardi'nin golüyle de sağdan çekildi diyor Fenerbahçe. Fenerbahçe Icardi'nin golüyle çekilmedi. Top ilk oyun dışı kaldığında çekildi. TFF'den seçim açıklaması geldi. Utanmadan, sıkılmadan, yüzsüz yüzsüz Mehmet Büyükekşi 18 Temmuz'da seçimli genel kurula gideceğini söyledi. Kulüplerden tepkiler geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsun Spor, Pendikspor, İstanbulspor, Adana Demirspor gibi kulüpler rezalet açıklama için imzalar topladı ve seçim er öne çekilsin diye. Herkes uğraşırken bir anda federasyonun bütün kurullarıyla istifa etsin. Onursuzsunuz, bilmem gurursuzsunuz diyen Galatasaray ve Trabzonspor sustu. Demek ki federasyonun e, en çok şike yaptığı takım, federasyonun kolladığı takım bu iki takımmış ki bu iki takım birdenbire sustu ve bu iki takım hariç birçok takım konuşmasını sürdürdü ve federasyondan bir açıklama daha geldi 18 Temmuz'da yapılacak diye. Üstüne basa basa 18 Temmuz ısrarı yapıldı. Euro 2024 falan filan ki ben kaotik ortamları çok iyi sezerim, çok iyi okurum. Euro 2024'te bu takımın hiçbir şey yapmayacağı malum. Süper Lig'in bitimine 7 hafta kaldı. Merak ediyorum. Bu 7 haftada neyi umuyoruz? Neyi bekliyoruz? Hani sahanın içine birinin öldürülmesini mi bekliyoruz? Başka bir şey mi bekliyoruz? Arkadaşlar bendeki fikstüre göre Erdem Timur ve WhatsApp ekibinin sezon sonuna kadar yapacağı açıklamalar belli oldu demiştim. Ağustos'ta UEFA, FIFA ve Kasa Fenerbahçe şikayetleri yapıldı. Eylül'de gizli güçler Fenerbahçe'yi yine şampiyon yapacak diyecekler yapıldı. Ekim'de hakemler bizi doğruyor bu hafta var görüntülerini açıklarım. He yapıldı. Kasım'da hedefimiz Avrupa'da kupa almak denildi. Aralık'ta hedefimiz süperlik ama hakemler bize çalışmasa ben bu ligi bitirtmem yaptılar. Ocak'ta Fenerbahçe her hafta penaltı kazanıyor algısın. Şubat'ta TFF ziyaretleri. Mart elimde belgeler var beni kızdırmayın açıklarım ve siyasi ziyaretler hepsi var. Nisan Florya'da futbolcular arasında kavga falan çıkmadı diyecekler. Görün bakın kavga çıkacak. Eee Kerem yumruk falan yedi. iddiaları doğru değil diyecekler. Ve Mayıs ayında da istediklerini ele geçirip sonra diyecekler ki biz bunların hiçbirini söylemedik diyecekler. Şaşmaz. Şaşmaz. Bunların hiçbiri şaşmaz. Fenerbahçe'nin ben buraya boy boy sezonun başından beri yenen haklarını falan yazdım arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Ha, bu benim gözümden değil arkadaşlar. Trio ekibinin elinden geldiğince şeyi. Ama e, özellikle <laughs> Fenerbahçe'nin Rize maçından sonra ben şunu anladım ki karşımızdaki oluşumun şampiyon yapılmak için her yolu denemesi işe yaramış. Bu saatten sonra hiçbir hakemin Galatasaray aleyhine tek bir karar vereceğini zannetmiyorum demiştim. Var konuşmaları yayınlanacak diye vara dahi gitmezler diye belirtmiştim. Haliyle sezon bitene kadar Galatasaray'a ne kırmızı verirler ne rakipleri lehine penaltı verirler ne de Fenerbahçe'nin şampiyon olmasına izin verirler demiştim. Bu kirli düzeni sağlayan, sürdüren ve savunan kim varsa Allah hepsini bildiği gibi yapsın. Ne beddua edecek kadar kıymet veriyorum ne küfür edecek kadar önem veriyorum. Sadece Türk futbolunun kanser hücresiniz. Umarım bir an önce yok olursunuz demiştim. Benim Fenerbahçe'den isteğim şu ki ligde ve Avrupa'da kalan tüm maçları kazanıp göğsümüzü kabartmanız. Nasıl olsa Süper Lig'de lobisi, bağlantısı, ağıdı, feryadı, arkasında duranı güçlü olan şampiyon yapılacak. O yüzden Cumhuriyet'in takım olarak asla asla Fenerbahçe'nin hak ettiği şampiyonluğa izin vermeyecekler. Algı üstüne algı yapacaklar. Net doğrandığımız maçta bile çıkıp sosyal medya güçlerini kullanıp sanki mağdur rakipmiş gibi ağlayacaklar ve yaptıkları yalan algılara çoluk çocuğun başı üstüne yemin edip bu alçaklığı sürdürecekler diye. Fenerbahçe taraftarı olarak savunduğumuz değerlerle vatan savunmasını hazırladığımız gençlerle Cumhuriyet bekçiliğimizle ve 7 düvelin korktuğu güçlerle dahi tek başımıza savaşmamız ile her daim gurur duydum ve duyacağım. Umarım sosyal medya gücüyle Fenerbahçe'yi düşman gösterenlerin gerçek yüzünü ve kime hizmet ettiklerini de diğer camialar hızlı bir şekilde anlarlar. Diyeceklerim bu kadar. Bu seneki haksız, haram şampiyonluğunuz hayırsız, uğursuz ve belalı olsun Galatasaray. Tebrik ediyorum. Şampiyon olmak için her türlü haram yolu denediniz ve başardınız. Tebrikler. Ülke futbolunda bitirdiniz, ülke futbolundaki adaleti de bitirdiniz. Size karşı tek iyi niyet temennim, umarım şampiyonluk posterlerinizde yine saklamak zorunda kalacağınız isimler olmaz. Umarım Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet payidar kalır da kimse bu cumhuriyete bir şey yapamaz. Umarım bir gün adalet sizin sokağınıza da uğrar yazım vardı. Ve ben bu yazımı sık sık tekrar edeceğim. Çünkü <laughs> çok eminim bir şeylerden. Birilerinin şampiyon yapılacağından çok çok eminim. Ve bu sistemi kuranlar, devam ettirenler, sürdürenler kime hizmet ediyor çok çok eminim. Yani sizler de emin olun arkadaşlar. Hocam böyle şeyler olmaz. Fenerbahçe bunlarla uğraşmaz. Fenerbahçe şunu yapmaz, bunu yapmaz. E, fakir tesellilerinizden bir çıkarsanız arkadaşlar sevinirim. Fenerbahçe zaten bunları yapacak yapmayacak diye bir şey söylemiyorum ben. Ama Fenerbahçe'nin karşısındaki gücü anlayın. Yer yer zaman zaman siz de Fenerbahçe yönetimine kızdınız. Yer yer zaman zaman ben de kızdım. Ama kızmadığımız, anlamadığımız çok ciddi bir olay var. Yani olay şu ki Fenerbahçe niye bu hale düştü? Dediler ki Ali Şen yüzünden değil. Aziz Yıldırım yüzünden değil. O gitti bu gitti. Şimdi Ali Koç'a atıp O gidecek yine aynısı devam edecek. Fenerbahçe'nin başına kim gelirse gelsin bu devam edecek. İnşallah ve inşallah arkadaşlar bu lige adalet gelir. Hep birlikte bir şeyleri izleriz arkadaşlar. İnşallah. Ya önce FIFA operasyonu sonra tutuklamalar arkasından da Galatasaray'ın yandığını izleriz inşallah. Bakalım arkadaşlar belki de adalet bir gün bu ligin sokağına da uğrayacaktır. İşte o zamanlarda bakacağız o sokakta kimlerin başına neler geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi bayramlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.